Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksekli Öğretim Kurulu Başkanlığı'nın 2023 yılı bütçesi üzerine değerlendirmeler yapacağım. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, eğitime verdiği önemi Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken 1921 yılında Ankara'ya gelerek Maarif Şurası'nı topladığında görüyoruz. Diyor ki, en önemli ve feyizli görevlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretle olur diyerek gerçek zaferin yolunu göstermiştir. Harp devrimi ve köy enstitüleriyle laik eğitim sisteminin temelleri atılmıştı. Ancak 20 yıllık AKP iktidar dönemindeki Milli Eğitim Bakanları eliyle eğitim sisteminin nasıl yapboza dönüştüğünü birkaç örnekle hatırlatmak isterim. Birleşik ve dik yazı uygulamaları, çöpe atılan Fatih projesi, 4+4 eğitim sistemi, ulusal bayramların stadyumlarda kutlanmasının yasaklanması, MEB'in Kur'an kursları denetleme görevlerine son verilmesi, sözleşmeli ücretli ve baş öğretmen, uzman öğretmenlik uygulamaları, vakıf ve derneklerle protokoller imzalanması, sürekli değişen sınav sistemleri, sınavlarda yaşanan şaibeler, suistimaller, öğrencileri, öğretmenleri, akademik kariyer yapmak isteyen önemli bir kesimi mağdur etmiş, güveni sarsmıştır. 20 yıllık AKP iktidarı sonunda okul öncesi eğitimde bir yılda 2050 anaokulu, 15.500 yeni ana sınıfı açtık diyorsunuz Sayın Bakan. Soruyorum, kaç tane ana sınıfı öğretmeni ataması yaptınız? Öğrenmek istiyoruz. Okul öncesini OECD ortalamalarına ulaştırmak istiyoruz diyorsunuz. Niye en az 15.500 ana sınıfı öğretmeni atamadınız? PISA, TIMSS, 2009, 2012, 2015, 2018 yıllarında yaptığı sınavlarda okuma becerilerinde en iyi 40, fen okuryazarlığında 39, matematik okuryazarlığında 41'lik sonuçlar alındı. Gelinen bu sıkıntılı tabloyu siz de normal buluyor musunuz? Üniversiteye girişte 2022 TYT ve AYT sınavlarında toplam 96.518 öğrenci sıfır çekmiş. Türkçe testinde 17, matematikte 6,9, fen bilimlerinde 3,2, sosyal bilimlerde 7,9 ortalamaları var. Bu sonuç bizi endişelendiriyor. Sizi ürkütmüyor mu? Üniversiteyi bitirenler işsiz, yurt dışına gitmek zorunda kalıyorlar. Akademisyenler beyin göçüne maruz kalıyor. Bundan AKP iktidarı ve sizler de sorumlu değil misiniz? Uluslararası Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, dünyanın hiçbir yerinde okul sisteminin niteliği öğretmen niteliğinin önüne geçemez. Okul binaları ne kadar görkemli olursa olsun, hatta doğanın içinde olsun, bunlar eğitimin niteliğinde artış sağlamaya yetmez diyor. Peki ülkemizde öğretmenin durumuna bir bakalım. Öğretmenlerin %61'i ek iş arıyor. 22,5 ailesinden maddi destek alıyor. 63,5 kira ödemekte zorlanıyor. Milyona yaklaşan öğretmenler atamayı bekliyor. Öğretmen polis şiddetine maruz kalıyor. Bu sizi rahatsız etmiyor mu? Kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen statülerine bir de baş öğretmen, uzman öğretmenleri eklediniz. Ayrıştırmaya devam ediyorsunuz. Yatırım yok, 2020 bütçesinde çözüm de yok. Eğitimdir ki bir milleti ya hür ya bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da milleti esaret ve sefalete terk eder diyen atamızdan da ders almadınız, almıyorsunuz. Yıllardır vakıf, cemaat ve tarikatlarla işbirliği içinde taciz, tecavüz, şiddet gibi olaylar nedense hep çocuklarımızda görülüyor. Son örneğini 6 yaşındaki bir kız çocuğunun cemaat içinde evlendirilmesi gibi vahşeti yıllar sonra öğrenmiş olacağız diyebilirim. Tamamlayalım lütfen. Milli Eğitim Bakanı olarak
çocuklarımıza, annelere, babalara ve toplumumuza bu çocuğun 6 yaşında eğitim ortamında okulda olması gerekirdi. Bunu sağlayamadığımız için bir özür dileyemez miydiniz? Bu davanın takipçisi olacağız diyebilirdiniz. Seçim bölgem Muğla ve her yerde çocuklar yaşadıkları çevrenin, ormanın, suyun, zeytinin, denizin talan edilmesine ve kirletilmesini istemiyorlar. Yakında Millet İttifakı'nın iktidarında toplumun tüm kesimlerinin ortak görüşleriyle YÖK kaldırılacak, kapsamlı öğretmenlik meslek kanunu çıkarılacak, köy okulları açılacak, öğretmen atanacak, hiçbir çocuk okula aç gelmeyecek. Temiz bir çevrede okula gidecekler. Eğitim sürecini yaşayacaklar. 20 yıldır çocuklarımıza, gençlerimize ve milletimize yaşattığınız kayıp yıllar...